Evet şimdi bir Amerika'ya gitmemiz gerekiyor. Washington'dan Timoçin'den, Voice of America e, muhabiri Timoçin'den alacağız son bilgileri. Bu mektup nasıl yankılandı diye. Şimdi tekrar hatırlatalım. 6 Alt, maddelik bir e, mektup ama mektupta çok dikkat çeken ayrıntılar var. Bizi çok e, ilgilendiren ayrıntılar var. Şimdi mesela Hamas yetkililerinin sınır dışı edilmesi, Türkiye'den sınır dışı edilmesi maddesi var. Onun dışında 7 Ekim saldırısında bir Türk yetkili var mı yok mu? Bu çok önemli. Evet Dilge Timoçin'e dönelim. E, Dilge için hoş geldiniz Kahreti Ana Haber'e. E, Dilge yani bu hakikaten çok dikkat çekici bir mektup. E, peki Amerika'da nasıl yankılandı? E, eminim sende daha fazla ayrıntı var. Seçil e, bu mektup Uzun bir zamandır yani günlerde belki haftalardır hazırlanıyor. E, Orjani'ni de görmüşsünüzdür. Biz de zaten tamamına e, sitemize yer verdik. Çok ayrıntılı ve burada da e, Washington'da Türkiye üzerine çalışan düşünce kuruluşlarının dipnotlarıyla e, yapılmış bir mektup. Yani uzmanlardan destek alınmış gibi gözüküyor. Zaten verilen e, örnekler ayrıntılara baktığımızda da gerçekten e, ince inip sık do dokunulmuş bir mektup gibi gözüküyor dediğimiz gibi aslında. Günlerdir bizim Washington'daki kaynaklarımıza göre günlerdir hazırdı imzaya açıktı imzalar da hala sürüyor olabilir dün kapılacağına dair haberler vardı ama şöyle bilgiler vardı elimizde Büyük Filistin mitingi sırasında hafta sonuna doğru bu mektubun açıklanması bekleniyordu şimdi mektubun içinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de yaptığı bir konuşmada Kudüs'ün kimseye yar olmadığına dair bazı sözlerine dikkat çekiyorlar. Şimdi bakıyorum ben de bir yandan Türkçesine ve bu buradan yola çıkıyorlar. Ama bir yandan bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Hamas'ın terör örgütü olmadığına dair bir mücahit grup olduğuna dair savaşçılar olduğuna dair açıklamaları üzerine anladığımız kadarıyla kongreden bu mektup sızdırılmış gözüküyor. Dışişleri Bakanlığı'na bununla ilgili. Ee, soru sorduk henüz bir yanıt alamadık ama yaklaşık burada iki saat sonra günlük dış bir briefingi var. Ve burada da tabii ki gündeme gelecektir ama çok ayrıntılı çok önemli bir mektuba benziyor. Yani çok hafife alınabilecek bir mektup değil gibi ki zaten 16 Ekim'de de e, benzer bir mektup. 110 imza ile birlikte e, Başkan Joe Biden'a gitmişti İran'la ilgili ve Katar ve Türkiye ile ilgili de yine Hamas'la ilişkilerinin kesilmesi çağrısı vardı. Şu anda bu mektubun imzacı, imzacı sayısı henüz belli değil. E, eş sunan, tasarıyı sunanlar Gaspil Rakis ve Chris Papas olduğu söyleniyor. Chris Papas ismi daha çok öne çıkıyor. Onların da ofislerinden, kongre ofislerinden henüz bize bir açıklama yapılmadığı seçildi. Şimdi aslında söyledin ama onun altını bir kez daha çizmek istiyorum Dilge. Yani günlerdir, haftalardır gündemde olan bir mektup. Belli ki Erdoğan'ın açıklamasından önce de zaten böyle bir mektup açıklanmıştı. Ama gündeme gelmesinin nedeni Erdoğan'ın biraz o itidarlı tavırdan uzaklaşıp dünkü o açıklamayı yapmış olması mı? Bizim konuştuğumuz uzmanlar bu mektupla ilgili düşünce kuruluşları da biraz ona dikkat çekiyor açıkçası seçil dediğimiz gibi. Aslında hafta sonuna doğru gündeme gelmesi bekleniyordu bu mektubun evet. yani çarşı dün biz de. Biraz şaşırdık açıkçası yani mektubun tas tasarı haliyle ilgili elbette bilgimiz vardı. Biz de bir yandan doğrulamaya çalışıyorduk ama e, kongre üyelerinin bu mektubu sunan kongre üyelerinin ofisleri ser verip sır vermiyordu bu konuda. O yüzden e, yani zamanlaması o açıdan manidar. Az önce bahsettiğim e, lafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne demişti? İşte e, Kudüs'ün bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi Bulamayacaklar gibi sözlerinden örnekler belirlerek hazırlanmış bir mektup. Ama bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü sözleri bu hatırlatılan sözlerin üzerine çıktığı için ve elbette e, şu da konuşuluyor Blinken'ın e, Dışişleri Bakanı Blinken'ın e, bir iki hafta önceki Ortadoğu ziyaretinde Türkiye'nin de zaten konuşmuştuk bunu Türkiye'nin evet. bu e, turda yer almaması da yine e, Türkiye'deki Hama, Hamas'ın İstanbul ofisleriyle bağlantılı gözüküyordu. Kongreden de mektubun şimdi sızması e, yine bu iddiaları güçlendiriyor hı. hı. Için. Dilge şimdi geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Haniye ile bir görüşmesi oldu. O görüşmeden sonra e, bazı haberler çıktı kamuoyunda. Yani bu görüşmede Erdoğan nazikçe Haniyeye Türkiye'yi terk etmelerini istedi diye. Ama şimdi bu mektuptan anladığımız Amerika'nın ve sanki dünyanın beklentisi Türkiye'den daha bir net bir tavır görmek. Yani Hamas yetkililerinin sınır dışı edilmesi gibi. Öyle mi? Ne dersin? Yani mektupta edi, yapılan talepler bunlar. Ama şunu da unutmayalım yani Amerika ile İsrail ile Hamas arasında ara bulucu olan rehineler konusunda Katar'ın da Katar'da da Hamas'ın Ofisi var başkent Doha'da Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın ofisleri var ama Amerikan kongresinden bu anlamda çok sert mektuplar çıkmadığını söyleyebiliriz ki iki hafta önce Biden'ın masasına giden mektup da aslında İran'la ilgiliydi Katar ve Türkiye sadece ayrıntı olarak yer almıştı mektupta. Yani buna hmm. dikkat çekmek lazım. Ama yani. Türkiye'den beklenti elbette e, sadece Hamas'ın ofisleri de değil ki zaten iki gündür, üç gündür de zaten konuşuyorsunuz. İsveç'in NATO üyeliği de vardı ki o da meclis gündemine gelecek. E, belli şartlar sürülüyor belli ki bizim buradan anladığımız uzmanlarla konuştuğumuzda e, yaptığımız çıkarımlar bu şekilde. Evet Dilge hakikaten çok önemli söylediğin yani Hamas'ın Doha'da da Katar'ın başkentinde de ofisi var ama bununla ilgili... Böyle bir tavır görmüyoruz. Şimdi mesele sadece Hamas'ın ofisinin olması değil de yani saldırıda bir Türk yetkilinin olması fikri nereden çıkıyor? Bununla ilgili bir bilgi alabilmiş değiliz. Yani bu 6 talebe baktığımızda şu an benim karşımda da açık 6 talebe baktığımızda sonuç itibariyle mektubun ayrıntısında şu var. Yani Hamas'ın siyasi ofisi diyoruz biz İstanbul'da ama Hamas'ın askeri ofisi olarak değerlendirmeler var. Hamas'ın önde gelen isimlerinin yaptığı gösterdiği faaliyetlerden örnekler var. Yani iddia da olabilir bu sonuç itibariyle kanıtlanamayabilir ama bu mektuba girmiş işte yani finans finansından sorumlu yetkiliden askeri açıdan sorumlu yetkilisine hangi olaylarda yer aldıklarına kadar örnekler veriliyor mektupta. Bu anlamda da eğer Hamas Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa bir şekilde Türk yetkililerde bağlantılı olabilirler fikriyle böyle bir madde mektuba girmiş olabilir. Ama bunlar sadece varsayım tamamen teyide muhtaç bilgiler. Bizim şu ana kadar konuştuğumuz uzmanlar bununla ilgili çok fazla söylemde bulunmuyorlar. Ama dediğimiz gibi bu mektup normalde cumartesi açıklanacaktı. Kongreden, papastan ve bilirakisten herhangi bir mektupla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ve geldiğinde bazı şeyler daha fazla netliğe kavuşacaktır. Dilgebiliyorum bir haber takibindesin. Bu sırada bize bu bilgileri aktarıyorsun. Çok teşekkürler. Son soru olarak şunu sormak istiyorum. Genel itibariyle şu 20 güne baktığımızda bu konunun İsrail-Filistin konusunun ABD kamuoyuna yansıması nasıldır? Bir Voice of America editörü Mehtap Çolak'la da konuşmuştuk. Orada Müslümanların bir protestosu, yürüyüşü olmuştu. Şimdi biz Amerika Devleti'nin desteklediğini görüyoruz İsrail'i ama sokakta kamuoyunda nasıl bir hava var? Son olarak bu bilgileri alabilir miyiz senden? Şimdi biz başkent Washington'dayız ama tabii 330 milyon nüfuslu bir ülke, bir kıtadan bahsediyoruz. Tabii evet. ki bir homojen bir tepkiden bahsetmek imkansız. Haber kanallarında da aynı şekilde ki Amerika'nın diğer bölgelerinde haber kanalları ne kadar takip ediliyordur? Bunun bilgisine de ben sahip değilim. Ama Washington'da gördüğümüz... İşte eee Mehtap da e, yayınlarınızda aktarmıştı. Uh -huh. e, gösteriler iki tarafında gösterileri hem e, Yahudiler, İsrail İsraili savunanlar bu noktada Hamas karşıtı olanlar da sokaklarda, Filistin haklarını savunanlar da sokaklarda. Bir yandan savaş istemeyen e, e, Yahudi grupları da sokaklarda. Ama Washington'da gördüğümüz Hamas'ı destekleyen herhangi bir gösteriyle e, gösteriyle karşılaşmadığımız. Ama dediğim gibi ben Washington özelinde konuşuyorum. Amerikan basın açısından sadece haber kanallarını değerlendirebilirim. İlk başta evet yani İsrail'in saldırıya uğradığı ile ilgili çok yoğun yayınlar yapıyorlardı. Ama son günlerde özellikle bu hastanenin hala belli olmayan patlamanın nedeni belli olmayan olarak görülen hastane saldırısından sonra Gazze'deki insani dramla ilgili ana akım medyada daha fazla haberler görmeye başladığınızı söyleyebilirim. Evet en azından kamuoyunda seyrin biraz daha değiştiğini anlıyoruz. Senin anlattıklarından verdiğim bilgilerden. Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısını da hakikaten merak ediyorum bugün. Dilge bakalım neler söyleyecek. Çok teşekkürler. Evet, bakan değil ama günlük basın. Ay, sözcü bakan, pardon sancısı. evet tamam. Evet. Çok teşekkürler Dilge aktardığın bilgiler için.